Ve bakalım atanmayan öğretmenlere yeni vaat. Biz bakanlık olarak öğretmen istihdamını sürekli devam edeceğiz. Bununla ilgili hiçbir kardeşimizin bir endişe duymasına gerek yok. En son atama rakamı 15.000'di. Yine buna yakın bir rakam telaffuz edilirse hayal kırıklığı olur. Açık ve net. Atama bekleyen öğretmenlerin hayal kırıklığı yaşamaması için bu çağrımıza kulak verilmeli. En az 70.000 atama 2022 yılı için yapılmalıdır. 15.000 öğretmen atamasının üzerinden 2 ay geçti. Atanamayan öğretmenler her adreste ses yükseltip atama beklerken Milli Eğitim Bakanı yeni bir atamanın yapılacağını açıkladı. Ama ne tarih verdi ne de rakam. Bir ay daha beklerler mi? Yani net bir şey demiyorum size. Öğretmen ataması yapacağız. Rakam belli mi? Teşekkür ediyorum. Bu belli güzel değil. Güzel sorularınızdan dolayı. Bölümümde 788. oldum. Her sene 1000-2000 kişi atanıyordu. Benim girdiğim sene 702 kişi aldılar bölümümden. Her atama döneminde ben gözyaşlarına boğulmaktan sıkıldım artık gerçekten. Yani bir an önce bize 50.000 atama ve adil olmasını istiyorum. Bakan Özer rakam konusunda da takvim içinde net cümleler kurmadı. Ama eğitim temsilcisi Türkiye Eğitim Sen 70.000 atama talebinde oldukça kararlı. Çünkü 79 il valiliklerinden aldıkları verilere göre Türkiye'de 120.000 öğretmen açığı var. Üstelik 87.000 öğretmen de sözleşmeli. Yani asgari ücretin yarısından bile az maaşla eğitim veriyor. Eğitim fakültelerimiz yaklaşık her yıl 40.000 mezun veriyor. 15-20.000'nin atandığını düşünecek olursak her yıl yaklaşık 20-25.000 civarında da artmaktadır. Yaklaşık 500.000 civarında atama bekleyen öğretmenimiz var. Bazen karım atama oluyor. Öyle bir dönemde bir önceki yılın KPSS açıklanıyor. Karım atama oluyor. Herkes istiyor ki 2021'de ciddi atama olsun, 2022'deki KPSS'den ciddi atama olsun. Ya buna da bu dönem özen göstereceğiz. Onlarca branşta yüz binlerce atama bekleyen öğretmen var. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni atanacakların çoğunluğunun okul öncesi öğretmenler olacağının işaretini verdi. 3.000 tane anaokulu yapıyoruz. 40.000 tane ana sınıf yapıyoruz. Okul öncesi öğretmenle ilgili istihdam olacak demektir. Ağırlık burada olacak demektir. Elbette olacak. Yani. Hazırlıklarımız devam ediyor. Açıkladığımız zaman siz de öğreneceksiniz. Sayın Bakan'ın yaptığı son açıklama biraz da okul öncesi eğitimle alakalı. Diğer branşlarda da öğretmene ihtiyacımız var. Türkçe öğretmeniyim. Ben 2 yıldır bekliyorum. İnşaatta çalışıyorum. Çünkü yapabilecek hiçbir şeyim yok. Biz sadece kendimizi öğrencilerimiz için geliştirdik. Atanan öğretmenler hayallerine kavuşuyor. Atama bekleyenlerin umuduysa Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı karar.